söyleşi yapmamı istediler. Ben de işte sıkça edebiyat yararlaması yapmak girişimlerim vardı. Hepsi sonuçsal. Bir edebiyat yararlaması yaptım. Sakboy'da bahsettim. Hayatını anlatan Suçsuzlar isimli bir romanı sahneye uyarladım ama sinema, o zaman sinemayla ilgim yoktu. Şimdi de 4 yıldır, 5 yıldır falan yine bir sahne eserini bu sefer sinemaya uyarlamak için çalışıyorum. Tek kişilik bir oyun. Ağır senin bir eseri. Orijinal adı Maxim Soho. Genco Erkal burada oynadı bu oyunu. İşte o senaryosuyla falan uğraşıyordu ve yazarı Avutsi çok önemli bir yazar, tarihçi, filozof. Amerikan tarihini, resmi tarihini çöpe attık. Amerikan adlarını tarihini yeniden yazan çok önemli biri olduğunu şey yapıyorum, düşünüyorum ben kendi adıma. Zaten Amerikalılar ve dünyada sonradan öğrendim ki Türkiye'de de onun üstünde kitabı basmış. Onunla yazıştık uzun süre eseriyle ilgili. Ben daha önce bir metin okumuştum oyunla ilgili. Sonra Genco'dan oyunu seyrettim. Seyrettikten sonra daha seyrederken bunun bir sinema filmi olabileceği fikri düştü. Genco ile konuştum. Genco dedi ki ya ben adama kaç yıldır ulaşamıyorum. En sonunda Amerika'da arkadaşlarıma rica ettim. Onlar Havutsin'in vakfını bulmuşlar. O da demiş ki oynasın. Ben öyle oynuyorum dedi. Sinema olunca aynı şekilde olmaz tabii. Ben peşine düştüm. Sonra bir cevap aldım. Adresi buldum. Cevap aldım. Dedi ki, diyor ki şey, ben bu eserimi Hollywood'da birilerine verdim. Sonra şeyini getirdiler bana. Senaryosunu getirdiler. Okuyunca ben böyle bir şey düşünmüyorum deyip onlara teşekkür ettim. Senin aklında ne var diye soruyor bana. Ben de aklımdakileri yazdım. Sonra da işte kendimle ilgili filmlerimden falan filan bir şeyler gönderdim. Hayata dair ne düşündüğümle ilgili aklıma gelen her şeyi yazdım. O sonra dedi oyun senindir. O günden itibaren biz yazışmaya başladık. Çok uzun uzun mektuplar yazmaya başladık. Ben yazıştıkça hayranlığım arttı. Çok iyi tanımadım. Yani işte ilk eserini yapmaya karar verdim. Sırada araştırma yaptım onunla. Ama böyle bir derinlikle karşılaşacağım düşünmemiştim doğrusu. Muhteşem bir şey oldu. Buluşma oldu bizimki. İşte ben bir yandan senaryoyu başlattım. Bir tek kişilik oyun olunca çok zor tabii bir şey uyarlamak. Sinemaya uyarlamak. Mesela eserde diyor ki Marx işte
anlarda bir şeyde gazete çıkarıyordu vesaire. Sonra şeyde orada işte aykırı şeyler yapmaya başladıktan sonra geldiler. Onun matbaasını kapattılar ve onu sürgüne gönderdiler. Partisi gitti. Şimdi buradan bir sinema serüveni çıkartmanı istiyorsun. Eser de bu kadar. Paris'ten sonra Brüksel'e gitti. Böyle küçük ikişer üçer cümleyle şeyi anlatıyor. Oradan neler olduğunu, neler yaşandığını ama bir sinema eseri için son derece yetersiz gibi görünüyor. Bu konularda yazıştık uzun uzun. Sonra bir arada ben Marx'la karısı Cem'in yazdıkları aşk mektuplarını buldum. Çok etkilendim mektuplardan. Kullandım üstüne yazdıklarını. Şimdi bunu teklif etmek istiyorum. Doğru olur mu olmaz mı çok emin değilim. Ama epeyce de yazıştığımız için bir dostluk da oluştu aramızda. Sonunda yazdım. İstemezse hayır der ve ben de onları koymam senaryoya diye. Böyle böyle işte Marx'la karısının mektuplarını bile karşılaştım. Onlar senaryoya koyarsak gücünü çok artırır diye düşünüyorum. Sen ne dersin diye sordum. Bana peki benim diyaloglarım ne olacak dedi. Onu kullanacak mısın, onları kısmen mi kullanacaksın yoksa hiç mi kullanacaksın? Ben de dedim ki ben daha iyi bir diyalog yazarı tanımıyorum. Gerçekten diyalogları olağanüstü. Asıl sorun şeyde başlar. Eğer senin yeni yazdığın bölümlere diyalog yazarım demezsen ben o zaman çuvallarım ne yapacağımı bilemem dedim. O da memnuniyetle yazarım diye şey yaptı. Cevap yazdı bana. Sonra biz filmi İngilizce çekmek bilmem ne falan filan. O kadar çok şeyi öğreniyorum ki bu yazışmalar sırasında. Mesela İngilizce çekmeye karar verdiğimde ya da İngilizce çekmek istediğimi duyurduğumu ana işte Marx'ın aksanı şuydu, Engels'in aksanı budur, Bakun'un aksanı dedi. Tahammül edin nasıl bir şeydir, İngilizceyle konuşur vesaire diye birden çok ürküyorum ben şimdi. Türkiye'de bir film çekiyorsun, İngilizce çekeceksin ve aksanlar vesaire meselesi. Bizim bildiğimiz kadar basit şeyler değil ya da sandığımız kadar basit şeyler olmadığını görüyorsun. Bence sen bu anlattıklarını bilin galiba. Şey, zaten mektupları eğer filmi yapabilirsen mektupları basmak istiyorum. Kitap haline getirmek istiyorum. Yönetmenin sancaları. Evet, evet. Mektupları da biz kütüphane olarak biz basalım. Harika. Çok etkileyici. Sonra şey oldu mesela, Yunanistan'a çağırmışlar onu. Bu oyunla birlikte Amerika'da 10 yıldır oyunu oynayan aktörle birlikte gelmişler. Onu anlatıyor. Yunanistan'a gelmeden önce bana haber verse gideceğim oraya. Bana anlatıyor işte şöyle oldu. Felsefe Üniversitesi'nde şey yaptık. 1000 kişiye aşkın bir izleyici karşısında önce oyun gösterildi. Ondan sonra söyleşiler yaptık. Profesörler, öğrenciler, üniversite çalışanları, işçiler, emekçiler vesaire gibi. Arada da şöyle şeyler söyledi mesela, benim çok şaşırdı.
öğrenciler bana şeyi sordular. Paris Komünü falan da var şeyin içinde. Paris Komünü gerçek mi? Bir fantazi mi? Ondan sonra gerçekleşme ihtimali var mı size göre? Eğer fantazi ise, kurmaca bir şeyse, böyle bir ihtimal var mı diye sordular bana. Ben tabii felsefe üniversitesinde böyle bir soru sorulunca ben dehşete düşüyorum. Yani Türkiye'de... Ya Paris Komünü'ne soranlar var olduğunu bilmiyorlar. Yani tarih, evet. Tarih. Ama bir de felsefe üniversitesi orası. Yani çok şaşırdım orası falan. Yazdım da bunlar. Yani ne demek bilmiyorum diye. Sonra böyle yazıyoruz. Bir süre sonra bir haber aldık ki öldü. Zaten bu yazışmaları yaptığımız sırada 86 yaşında falandı. Öldü. Öldükten sonra ben bir çok emin değilim bir 5-6 ay belki daha fazla ulaşmaya çalıştım. Nereye yazacağım, ne yapacağım bilemedim falan. Muhtemelen 6 aydan daha fazlaydı. Sonra bir gün bir mail aldık. Kızı, o da Boston Üniversitesi'nde profesör. İşte babamın şeylerini, yazışmalarını gördüm sizinle. O filmle hala ilgileniyor musunuz? Çekmeyi düşünüyor musunuz? Dedi. Ben de dedim ki şimdi daha çok düşünüyorum. Bir vasiyet gibi görmeye başladım. Ya affedersiniz, galiba bir trip oluyorum, biraz sesim besim gidiyor. Sıcak bir şey ister misin? Yok sıcak, bu daha iyi olabilir. Sonra ben de daha çok istiyorum dedim tabii ki. Bir süre sonra biz geliyoruz dedi Türkiye'ye. Burada bir konferans varmış. Kocası da psikiyatr, o da profesör, stres kontrol denetimiyle ilgili bir konferans için buraya çağırmışlar. Bunu da şey yaparak seni geldiler buraya. Ben dedim ki sen bu ülkede stresi kontrol edemezsin. Boşuna uğraşma. Fakat onlarla karşılaşmamız, onlarla karşılaşmamız müthiş oldu. Şimdi şeyde o Divan Otel'in karşısındaki bir kafe, turistlerin geldiği falan. Orada buluşmaya karar verdik. Otellerine de çok yakın orası. Biz geldik ya, Aycan Çetin benim yapımcım, birlikte gittik. Ben girdiğim an o bizi tanıdı, ben de onları tanıdım. Böyle bin yıldır tanışıyormuşuz gibi şey, sarıldık ettik falan, konuştuk işte. Sonra dedi ki, ya siz zaten her konuda bir mutabakat sağlamışsınız. Yani ben sadece bu işi tekrar yola koyulması için bir sebep olabilirim. İşte ne konuşmuşsanız öyledir falan filan. Bana, ben de böyle bir şey bekliyordum zaten. Onların bir vakfı var, bir tane şey getirdi bana, bir film getirdi, belgesel, Howard Zinn belgeseli. Bir baktım ben, belgeselde Sean Penn'ler, ondan sonra Morgan Freeman'lar, yok işte aklınıza gelen kim varsa orada, muhalif kim varsa, onlar hep metin.
metinlerini okuyorlar şeyin havuzunu falan. Müthiş bir şeyle, görkemle karşılaştım orada filmde. Oradan bir internette de şey oluyor, bulunabiliyor. Şeyleri veririm ben. Tamam. Yani bir gün burada gösterilirse çok hoş olur. Tabii. Geç. Beraber seyreder üstüne konuşuruz. Evet, evet. Sonra işte öyle gittiler. Ben de onların da bu işin içinde olmasını istedim. Onlar vakfımızın ticari olmayan işler yapabilecek. Söyledim. Amerika'da böyle bir şeye izin yok dendim.